Merhabalar arkadaşlar. Bir pazar günü doni tohumlama yapmaya geldik. Müşterimizin talebi üzerine. Normal şartlarda hekimler pek pazarlara çalışmaz ama bazen bu işi de yapmak lazım. Özellikle hayvanların kızgınlığını yakalamak çok zor. Bir kızgınlığı geçirmek demek, daha sonra o kızgınlığı tekrar yakalayamamak gibi sıkıntılar olduğu için müşterimizi de kırmadık, geldik. Şu an bir kontrol yapacağız öncelikle. Vaydı kontrol edeceğiz. Bırak işi şöyle abi. Hayvan kızgınlığını belli ediyor. Sabah atlama yapıyordu değil mi? Ha ama da be. Sabah atlama yapıyor. Aha. Aha. Şimdi genelde arkadaşlar bak hayvan kızgın olduğunu belinin şeyine göre, şekline göre. Zaten bak şey görüyor musun? Arkasına da bakıyor hayvan. Kızgın oldu belli hayvanın. Atlama yapar üzerine, yanına yaklaştığınızda dikkat etmeniz lazım. Bu şekilde çok insan sakatlanıyor. Hayvana dikkat etmeden yanaşıyor, yem veriyor veya ipini çözmeye çalışıyor. O esnada onlarca insanın ben sakatlandığını, ameliyat olduğunu biliyorum. O yüzden mümkün olduğunca hayvanlara arkanızı dönmeden yaklaşmak lazım. Arkanızı dönmeden kontrollü bir şekilde hayvanlara yaklaşmak lazım. Evet, şimdi bir yumurtalık kontrolü yapacağız, rahim kontrolü. Kızgınlığın en güzel belirtisi bu. Hayvan böyle yaklaştığında ne yapar? Belini büker. Şu hareket kızgınlığının göstergesi. Zaten hayvana dokunduğunuzda hayvan kaçmaz. Kızgınlığın en güzel. Özellikle kızgın hayvan. Genelde hayvanlar birbirine atlar. Alttaki hayvan tohumlanacak hayvan demektir. Atlayan değil, atlatan. Aldığım hayvanlar da maşallah yüksek boylu hayvanlar, kaliteli hayvanlar. Kaç yıldan beri sende abi hayvanlar? Bunlar genç almadı abi ya. Bunlar turap günün boğasından. Kaliteli yani. He, onlar İzmir'den geldi diye yine. He, ödemişten gelen hayvanlar mı? He he, onun yavrusu bu. Kaliteli hayvanlar. Şimdi bu şekilde. Ya yine sürüşüyor hamar abi. Yemler olsun. Bu havanın sıcaklığı bu. Tabii şu hava. İster istemez bozuyor abi ya. Hala da yiyeyim. Şu hala da yiyeyim. Özellikle bu mevsimde hayvanların tutma şansı çok az. Biliyorum abi. Çok yüksek değil, sıcaklık çok fazla. Nisan'ın 27'sindeydi işte Ahmet abi. Vallahi bir gönülsüz bir geldi. Ona da dana vermiştim. La dedim gelmişken Hakan'a buna da at dedim ya. Tutarsa tutar. O da 2 aydır belli etmiyordu. Bugün işte tam 20 gün önce gelmişti. Attırmadım. Şimdi şöyle bir şimdiye kadar tecrübelerimle Fatih Bey bu mevsim özellikle Ağustos gibi Temmuz gibi mevsimlerde hayvanlar tutma şansı en alt seviyeye düşüyor. Bunun da sebebi hayvanın bir vücut sıcaklığı var. Bir de dışarının bir sıcaklığı var. Çinko da üstü. Dışarının sıcaklığı hayvanın vücut sıcaklığından yüksek olduğu müddetçe bu tutma şansı, gebelik şansı azalıyor. Şimdiye kadar görmüş olduğum, edinmiş olduğum tecrübeye göre yani dışarının sıcaklığı vücut sıcaklığından aşağı olması lazım. Yani vücut sıcaklığı 36, 37, 38,5 dereceye kadar bir vücut sıcaklığı var. Yani bu sıcaklığın altındaki sıcaklıklarda tutma şansı yükseliyor. Yani vücut sıcaklığından aşağı doğru indikçe ne oluyor? Tutma şansı arttırıyor. Vücut sıcaklığından yukarıya doğru dış ortamın sıcaklığı arttıkça hayvan strese giriyor. Sıcaklık stresi dediğimiz işte strese girdiği için de özellikle hayvanlar kızgınlığa gelmiyor. Kızgınlığa gelse bile kapasitasyon dediğimiz, gözlemle dediğimiz şansı hayvanın giderek azalıyor. O yüzden genellikle bizim önerdiğimiz yani Haziran'dan sonra Temmuz, Ağustos'u boş geçirmek. Ama mecburen böyle hayvanlar bazen tutmuyor. Özellikle Haziran'dan önce de tutmayan hayvanlar, sorunlu hayvanlar, metritis olan hayvanlar bu mevsime kadar uzuyor tutmama probleminden dolayı. O yüzden de bazen hayvanları tedavi edip doni tohumlama uygulaması yapmak zorunda kalıyoruz.
Ama benim tavsiyem genellikle Temmuz ve Ağustos'u boş geçmek lazım. Özellikle bu hangi bölgeler için? Bizim bulunduğumuz bölge için. Tabii ki soğuk bölgeler için değil, yayla bölgeler için değil. Vücut sıcaklığını aşan sıcaklık dereceleri bulunan bölgeler için benim söylediğim. Çünkü belli bir zamana göre 40 dereceye geçen, 50 dereceyi bulan sıcaklıklar var. Bu sıcaklıklarda tutma şansı çok düşük. Çünkü sonuçta tanktan eksi 196 derecedir tanktaki sıcaklık. Dışarıya çıkartıyorsunuz. 37,5 derecede, 36,5 derecede şey eritmeniz lazım tohumu ama dış ortamdaki sıcaklık 40-50 dereceyi buluyor. O yüzden burada tohumlarda da problem olabiliyor. Sıcaklık şoku dediğimiz şok etkisi olabiliyor. Bundan dolayı hatta hayvanlarda da söylediğimiz gibi sıcak stresine bağlı nedir? Döllenme şansı düşüyor. O yüzden mümkün olduğunca sıcak bölgelerde vücut sıcaklığını hayvanın aşan bölgelerde Temmuz, Ağustos gibi sıcak aylara boş geçmek lazım. Abi sıcak suyumuz geldi mi? Orada adam var. Dayan bak. Eğer bulursa yine gel. Fatih Bey az önce vücut sıcaklığıyla dış ortam sıcaklığı arasındaki ilişkiden bahsettik hayvanlarda. Bu aynı zamanda abi bu sıcak. Şimdi sen bir soğuk su getir. İşte bu suyumuzun derecesi vücut sıcaklığıyla aynı derecede olması lazım. Yani nedir? Yaklaşık 36,5'la 37,5 hatta 38 dereceye kadar bunu sıcaklığını ayarlayabiliriz. Eritme süresini değiştiriyoruz yani. Yüksek sıcaklıkta biz tohum eriteceksek daha kısa sürede eritiyoruz. Biraz sıcaklığı düşükse biraz zamanı daha ona göre yükseltebiliyoruz. Buradaki erime olayı o. Şimdi bu ineklerdeki söylediğimiz vücut sıcaklığının dışında yüksek olan sıcaklık dereceleri nasıl tohumlama şansını, hayvanların tutma şansını etkiliyorsa aynısı kuluçka tavuklarda kuluçka olayı için de geçerli. Şimdi kuluçka makinesinin derecesi yaklaşık 37,5 derece gibi sabit tutulup 21 gün süreyle bekletilmesi lazım ve ona göre kuluçkadan yavru çıkması lazım, civciv çıkması lazım ama dış ortam 37,5'un üzerindeyse, 40 dereceyse, 50 dereceyse ne olur? İçerideki sıcaklık dışarıdan sıcaklık alaraktan dış ortamın sıcaklığına doğru yaklaşır. Dolayısıyla da kuluçkadan çıkacak yavruların oranı düşer. Dolayısıyla bu mevsimlerde özellikle tavuklar kuluçkaya yatırılmaz. Eğer kuluçkahaneler modernse, dış ortam klimalı bir ortamdaysa o şekilde şeyler yapılabilir. Kuluçkaya, kuluçka makineleri kullanılabilir. İşte sıcaklığın, vücut sıcaklığı, dış ortamın sıcaklığı arasında böyle bir ilişki var. Şimdi sıcaklığımızı ayarlıyoruz arkadaşlar. Tık 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 daha çok 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 güzel. Fatih Bey yıllardır derece kullandık. Abi biraz daha getir. Yıllardır derece kullandık. Fakat artık vücut en güzel derece sistemidir. Vücut kendisini ayarladıktan sonra, adaptasyon olduktan sonra, adaptasyon dediğimiz vücudun o sıcaklığını kendi eliyle yakalaması. Yani benim buradaki yıllardır elimin alışması ve dolayısıyla da buradaki vücut sıcaklığını elimle hissetmem o derece kullanmadan bu işi yapmamıza vesile oluyor. Biraz daha abi. Evet, şu an vücut sıcaklığını yakaladık. Evet, ne kullanacağız abi tohum olarak? Neyi öneriyorsun abi? Vallahi sen bilirsin abi. Süt mü sağacağım? Yoksa yavru da benim için değerli. Yavru da satıyorum.
Kaliteli bir simental mi olsun, melez mi olsun, akbaş mı olsun diyorsun? Vallahi bilmiyorum ki ya. Sana ben ne yapayım abi biliyor musun? Hem yavrusu iyi olsun. Evet arkadaşlar. Kafana ne yatıyorsa şey ya. Kırmızı simental varsa o Tacit'in abigili attın ya. Tamam. Onlardan al. 150 lira al. Evet, şimdi Headhunter diye bir tohumumuz var arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi derecelendirme var. Sayılar var. Burada her birinde farklı tohumlarımız var. Burada gördüğünüz gibi hangi bölümde hangi tohumlu olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Ona göre de şu şekilde gösterelim. Şu şekilde farklı farklı tohumlar. Güzel ya. O Tacettin abi ya. İstahul dayı. Şimdi ya. Yine atacağız onlara. İstahul dayı satacaktı. Ben sattırmadım onları. 37-37,5 derece gibi sıcaklıkta yaklaşık 30 saniye gibi sürede tohumu eritiyoruz. Hazırlıyoruz bu şekilde. Bu şekilde pistola kılıp var. Abi sen tut hayvanımı. Tamam abi. Bu şekilde de basit bir şekilde kılıfında yerleştirip tohumlamamızı yapacağız. Yumurtalıklarını kontrol ediyoruz arkadaşlar. Hangi yumurtalıkta graft poliküllüğü varsa genelde o bölümü tercih ederek de spermayı o bölüme bırakıyorum. Tamamlamamızı tamamladık. Filek bir arkadaşlar attık. Filek bir dediğimiz sperma. Hem süt verimi yüksek hem de et verimi yüksek. Simental. Artı bir de tabii ki bu filek bir arkadaşlar. İçerisinde Holstein kanı da var. Ondan dolayısıyla süt verimi de yüksek hayvanlar. Evet, bugünkü suni tohumlama uygulamamızı tamamladık arkadaşlar. Tekrar yeni bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.